katliam sorumlusu olmasına karşın kimliği tespit edilemediği iddia edilen, fotoğraf ve videolarda apaçık görünen ve X, Y diye kodlanan kişiler hakkındaki dosyada 5 yıldır tek bir işlem yapılmamıştır. Planlayıcısı ihbar edildiği, katliamdan bir gün önce kimlik bilgileri tespit edildiği halde hakkında hiçbir işlem yapmayan kamu görevlileri ve yargılama boyunca delilleri gizleyerek, evrak göndermekten imtina ederek görevini yapmayan kamu görevlileri hakkında tek bir işlem yapılmamıştır. Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 Turunç katliamları yaşandı. Ne hikmetse her üç katliamın öncesinde güvenlik güçleri ortadan kaybolmuş, arama noktaları kaldırılmıştır. Adalet mücadelemiz bu katliamda katillere yol verenler ve katliamın asıl sorunları yargı önüne çıkarılıncaya ve cezalandırılıncaya kadar devam edecektir. Yeri geldi, düştük. Düşeni kaldırdık, kolundan tuttuk. Birlikte ağladık. Birlikte dayanışma gösterdik. Geldik bugünlere. 8 yıl geçti. Evet, o katliamlar bir bakıma durdu ama bölgemiz ateş çemberi içerisindedir. İşte en son İsrail-Filistin savaşı maalesef bu gece beni de uyutmamıştır. İsrail'deki ve Filistin'deki çocuklar acaba bu gece nasıl uyudular, uyuyabildiler mi? Oradaki insanlar bu geceyi nasıl geçirdi? Yarına nasıl bakıyor? Bunları düşünmemiz gerekiyor.